5 yıldır işletiyorum burayı. Benim için satmak hiç kolay olmayacak. Bir sürü anım var burada. 150 bin fazla değil mi sence? Olur mu kardeşim ya? Sabit müşterileri vardır buranın. İğne atsan yere düşmez. Gördük. Tabii her zaman değil ama. O zaman biz biraz düşünelim. Kesinlikle düşünelim. Olur mu kardeşim? Neyi düşüneceksiniz? Ben sizin yanınızda olsam hemen alırım, hiç düşünmem. Ama siz ben değilsiniz, ben de siz değilim. Hadi kardeşim, hadi kardeşim. Kolay gelsin. Salak yerim. Babuş, yine bize yıktın kahveleri. Hadi yine iyisin. Şekil. Heh. Ya şuna bak oğlum. Yine C almışım lan. Niye gülüyorsun oğlum ya? Böyle giderse bursumu kesecekler lan. Anlamıyorum ki babuş. Sayfalarca cevap yazıyor mu olmuyor? Tako, Tako. Ne? Oğlum bir baksana şu dedemin yanındaki dallama kim? Vay, 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 vay. Alo, şşt, ne oluyor lan? Senin o dallama dediğin geçen yılki Türkiye erkek güzeli lan. Hayda, çıkıyorlar mı yoksa? Vallahi giriyorlar mı çıkıyorlar mı ben pek anlamadım ama çıkma ihtimalleri yüksek babuş. Deme lan. Yoğurt koydum dolaba ellere vay. Bugün başım belada, bugün başım belada ellere vay. Gülüş sen ne yapıyorsun kızım sen burada? Türkü söylüyorum abi, böyle sabah sabah bir neşe geldi ne bileyim. Nasıl güzel mi türkü? Sabah sabah fevkaladenin fevkinde izliyorsun yani ha? Ya kızım deli misin, işine baksana sen ya. Cemil. Ne? Ah. Gel de acık konuşalım. Ne konuşacağız, ne konuşacağız? İşin gücün konuşmak. Çatlarsın konuşmasan zaten. Konuş, konuş. Nereye kadar? Ama Cemil ama. Oraya değil, bana bakıyorsun. Cemil, sabah sabah insanların moralini niye bozuyorsun? Sen bir yöneticisin, yakışıyor mu sana? Ya kadın, sen niye bana ne yapıp yapmamam gerektiğini söyleyip duruyorsun? Şöyle açıklayayım Cemil'ciğim. Çünkü sen bazen ne yapıp ne yapmaman gerektiğini... bilmiyorsun Cemil. Bir sus be, bir sus be. Ay! Kızım Behçet Vurguncu! Cemil, bu var ya azgın teke. Geçen de... Ama bak geçen de metresine 200 bin liralık cip aldıydı bu. Vallahi. Gariban karısı da evde bekliyordur zavallı. Vay be kardeşim be, vay be. Bu hayatta ne mallar var. Ya insan kendi parasını böyle sokağın ortasına haraç mezat dağıtır mı be kardeşim? Yok. Ya ne demiş atalarımız? Zenginin malı Cemil'in çenesini yorarmış. Ay. Aynı atalarımız Melahat Hanım demiş ki dişi kuş yuvayı kurar. Hani nerede? O ne demek? O şu demek Melahat Hanımcığım. Hı. Senin makyaj malzemelerine, kıyafetlerine harcadığımız para olsaydı... Bak dikkatini çekerim, olsaydı diyorum çünkü yok. Aha bu adam kadar zengindik biz şu anda biliyor musun? Cemil'ciğim, hayatta her şeyin bir bedeli var. Bu mudur yani? Budur. Getirdin mi lan paraları? Bugün yarın elinde abi. Hiç merak etme, halledeceğim abi. Merak etme. Abi ne lan? Neyi hallediyorsun? Nerede paralarım he? Abi ben tefeye vermiştim. Sonra tüfe yükselince öyle oldu abi. Benim paralarımı tefeye verdin he? Verdim abi, öyle oldu. Dön arkanı lan. Anlamadım abi. Dön lan! Abi yüzünden bir hayır görmedin. Hayır göreceğim. Dön lan! Abi tamam abi. Siz de yumurtaları getirin lan. Abi yumurta ne olacak? Omlet yapacağım lan. Abi gözünü seveyim. Abi paçam bozdu. Abi ya bak gözünü seveyim. Halledeceğim bak. Abi valla halledeceğim. Abi. Abi ne oldu? Yap bir şey. Abi şeyde ne oldu? Şeyini şey ittirmeyin lan sistematik cahil. Çabuk bana bir pantolon bul. Nereye gidiyoruz? Tahsilata. Gülistan bu ne? Ne nedir Cemil abi? Bu diyorum kafenin ortasındaki gölet ne? Sudur. Vallahi mi? Vallahi sudur.
Ver şunu, ver. Ver şu paspası. Yahu bir müşteri gelse, bu suya bassa, ayağı kayıp yere düşse, kafasını patlatsa, bize tazminat davası açsa ne yaparız Gülistan? Cemil, ama demin de konuştuk ama. Ne aması, ne aması? Ablaya ben burada işimi yapıyorum, ekmek paramı kazanıyorum, o da böyle King Kong gibi bağırıp duruyor. Ağlama kuzum, ağlama. Ya Melahat, nasıl paspas yapılır onu gösteriyoruz herhalde. Zaten olmuş ortalık keban barajı. Cemil. Ne? Çok kötüsün. Kötüyüm. Ben kötüyüm öyle mi? Evet. Ne zamandan beri işçilerini ikaz eden patronlar kötü oldu Melahat Hanım? Sen bu kafeyi açtığından beri. Gel. Allah aşkına. Ben bu kafede kimseye hiçbir şey söyleyemeyecek miyim ya? Bana söyleyebilirsin mesela. Cemilciğim. Bu ne gerginlik ya? Gel seninle içeride koparan dolaşalım, kolpamatik Cemil. Olur abi. Yürü. Yürü bakalım. Abi bak açıklayabilirim. Vallahi diyorum kafeyi satılığa çıkarttım ya. İki gözün nuru aksın ya. Abi yavaş gözünü senin. Yavaş abi. Abi bak. Oha. Hani bu hafta ödeme yapıyordun lan? Kaç aydır oyalıyorsun bizi? Abi kafeyi satılığa çıkarttım. Daha ne istiyorsun benden ya? Ne mi istiyorum? Ne mi istiyorum? Ulan Cemil sana iki gün mühlet. İki gün içinde 150.000 liramı getirmezsen o zaman göreceksin ne istediğimi. Koparango! Koparango abi. Önünüze bakın lan! Girin. Gittiler mi abi? Bilmem. İstersen bilmem. Bakmayın dövüyorlar. Ne oluyor lan burada? Gitmişler. Şükür. Oh be. Lan bana bakın. Bu olaydan birine bahsederseniz var ya. Bitiririm lan sizi. Bir durum varsa halledelim patron. Neyi hallediyorsun lan sen? Git masaları hallet. Fırfır. Alo? Alo. Tertip, ne haber ya? Sen kimsin lan? Cemil Poyraz ben, asker arkadaşım Tertip. Şimdi Tertip, şöyle bir durum var. Benim nefret akışında bir sıkıntı oldu son dönemlerde de. Diyorum ki acaba sende de varsa 150.000 TL'cik bir borç alsam senden. Ya halam, geri ödeyeceğim hemen diyorum ya. Çok acil lazım oldu. Vallahi olsa baban hatırına verirdim aslında. Ama kriz beni de vurdu. İflas ettim yani. Kusura bakma Cemil'ciğim. 150.000 lazım. 6 ay önce aldığım 5.000 TL'yi verdin mi ki beni arıyorsun şerefsiz? Halam. Alo. Gülistan hadi. Abla dur abla. Ne oldu kız? Ayağım burkuldu. Cemil ne oldu biliyor musun? Bilmiyorum, bilmek de istemiyorum. Cemil, Gülistan'a araba çarptı biliyor musun? Oh, iyi olmuş. Arabada bir şey var mı? Cemil çok kötüsün. Çarpan kim biliyor musun? Kim? Şeytan mı çarpmış? Benim. Aman efendim kimler gelmiş? Fakir annemize hoş geldiniz efendim. Merhabalar. Ben Behçet Vurguncu, eski müteahhit, yeni sanayici. Evet efendim, ben de eski işletmeci, halen işletmeci Cemil Poyraz. Ay oturmaz mısınız? Evet, buyurun efendim, buyurun. Aslında bu koltuk daha rahat, buraya buyurun efendim. Kahve içersiniz değil mi? Şekersiz lütfen. Tamam, Cemil'ciğim seninki orta şekerliydi. Hayır. Şekersiz, ya 20 yıldır öğretemedim. Bu kadının algılaması biraz geç oluyor galiba değil mi Behçet Beyciğim? Kaza için çok üzgünüm gerçekten. Ama küçük bir sarsıntıyla atlattık. Hiç önemli değil efendim. Giden gitsin. Kalan sağlar bizimdir. İşleriniz nasıl? İyi vallahi ne olsun. Çorba kaynıyor işte. Neyse. Bu sabah haberlerdeydiniz. Hayır hasenat işleri. Ay kahveler geldi buyurun. Afiyet bal şeker olsun. Ne kadar da çabuk. Hayatım diyorum sen de içeri geçsen. Hani bizim sürü başı boş kalmasın değil mi? Biz de böyle Behçet Bey'le baş başa kalsak, bir sohbet etsek. Hadi. Tamam. Tekrardan afiyet olsun.
Behçet Beyciğim, izniniz olsa size bir şey sorabilir miyim? Tabii canım, sorabilirsiniz. Hani siz böyle zengin, güçlü, başarılı bir iş adamısınız ya. Diyorum ki, bunun bir sırrı, bunun bir formülü var mıdır acaba? Yaklaş. Yaklaş, yaklaş. Şimdi beni iyi dinle. Zengin olmanın tek bir yolu var. Nedir? Ruhunu şeytana satacaksın. Şeytana mı? Hani yani bildiğimiz şeytana mı? Bildiğin şeytan işte. Bildiğin şeytan ha? Sonra? Ruhunu satacaksın. Sülalemi bile satarım. Ama iyi de bu şeytan herkesin ruhunu alır mı? Almaz mı efendim? Hele biraz da kötü ruhluysanız zaten sorun yok demektir. Ya bu şeytan efendi benden kötü bir ruh mu bulacak? sattım gitti. De, nasıl ulaşacağız bu şeytana? Bende kartviziti var, veririm size. Ondan sonrasını kendi aranızda halledersiniz artık. Peki son bir sorum daha var Behçet Bey size. Acaba diyorum ki ben kaç para ederim? Yani ruhum kaç para eder? Vallahi ben 5 milyona satmıştım. 5 milyon mu? Kart alayım, kart alayım. Ha, yalnız unutmaman gereken bir şey var. Şeytanı yalnız kenara. Çünkü şeytan sadece sen yalnızken gelir. Yalnızken? Yoksa gelmez. Tamam. 666'nın başında kodu var mı? Komik olmayın Cemil Bey. Teoman bugün önümü kesti anne. Ne istiyormuş? Ne bileyim ya, saçma sapan konuştu yine. Asılmadı değil mi kızım? Cesaret edebilirim var ya, öldürürüm onu. Ama Cemil ama bak. Bir kafe aldın, başımıza ne işler açtın. Allah aşkına sat kurtulalım artık ya. Menahat Hanım, o kafe varsa bugün aldığımız o borç sayesinde var. Doğru. Borçla kafe aldın. Borca girdin. Borç borcu doğurdu. Maşallah. Yine Maliye Bakanımız oldun değil mi? Hı. Oldum. Sayende. Kapı. Hı, kapı. Zil çalıyor Melat. He, zil çalıyor. Ben bakarım. Bir zahmet olacak kızım. İşten kalmadı. Ev sahibi. Gördüm kızım, gördüm de. Ne istiyor benden akşam anlamadım ki ya. Niye acaba, niye? Su koy bana kızım, su koy. Selamun aleyküm Cemil. Aleyküm selam. Ne vardı? Ne olacak? Paramı ver. Şerefsiz. Ya tamam, ödeyeceğiz dedik ya. Şurada birkaç gün geciktirdik diye ne öyle hemen başımızın etini yiyorsun? Ne yiyeceğim lan ben senin kart etini? Ne yiyeceğim ben senin kart etini? Paramı ver. Hasbinallah. Tamam, vereceğiz dedik. Tamam, ben de şimdi diyorum. Paramı ver, kirayı ver. Paramı ver, kirayı ver. Tamam, vereceğiz dedik. Takıldı gene. Ya tamam diyorum, ödeyeceğim diyorum, sonra diyorum. Aa bak lan. Hı. Söylemeden geçemeyeceğim. Sen var ya... ...çok çikinsin. Neyin ne? Ne vallahi lan, çok çikinsin. Mesela bir şey değil mi? Senin rengisi... ...anlatmayacağım. Kaç göz çizip göstereceğim. Anaa, çok çikinsin. Hadi selametle, hadi. Divane aşık gibi de dolaşırım yollarda. Divane aşık gibi de dolaşırım yollarda. Kız senin sebebi ne? Yar senin sebebi ne? Kaldım İstanbullarda, kaldım İstanbul. Kız senin sebebi ne? Yar senin sebebi ne? Kaldım İstanbullarda, kaldım İstanbul. Ağzına sağlık baboş. Eyvallah. Baboş, benim anlamadığım şu. Niye gidip konuşmuyorsun sen bu kızla? Oğlum, patronumun kızı, anlamıyor musun? Vay. Sizin oralarda işverenin kızına iş vermiyorlar mı? He? Ayıptır yani. Hem ekmek yediğin yere ihanettir. Hem Cemil abi duysa var ya, beni lime lime eder arkadaşlar. Oğlum bak, buraya yazıyorum.
Sen o kıza açılmazsan o kız uzaklara elken açacak abi. Doğru söylüyor kardeşim. Ya git konuş kızla. Bak konuşmazsan en son ben konuşacağım, o olacak ha. Anlamıyorsunuz ya. Ben onu hak etmiyorum arkadaşlar. Didem çok güzel bir kız. Zeki, akıllı, hem hanımefendi. Hem de prenses gibi bir kız ya. Abi, aşağılık psikolojisi. Kesinlikle kardeşim. O 10 numara, bense 3 filanımdır ya. Vallahi sen 0'sın Şekip. Sen kocaman bir zerosun abi. Aynen öyle abi ya. Tabii bir ya. Kız kendine güvenen erkeği sever, kendini aşağılayana değil. Oğlum, kendine güven, git, saldır ve o kızı al babuş. Ah, ah. Bunu nasıl yapacağımı bir bilsem. Çok basit kardeşim. Bu Didem beni sevmiyor. Didem beni sevmiyor. Olmaz, tamam mı? Çıkacaksın kızın karşısına adam gibi. Gel bir tanem. Alacaksın şöyle. Gel bir tanem. Gel. İşte o benim diyeceksin. Yani ayaklarını yerden kesecek kişi benim diyeceksin. Anladın mı? Çok romantiksin. Ne yapıyor bunlar ya? Kimse borç vermedi değil mi? Vermedi. Vermezler. Üşenin dostu olmazmış. Şu halimize bak. Ay Cemil yapma ama. Ne varmış halimizde? Ha? Vallahi bak Allah günah yazar. Mutluyuz. En önemlisi sağlığımız yerinde. Şükret. Yapma. Çok sıkıldım be Melahat. Bu orta yollu hayattan, kafeden, ezilmekten, bükülmekten çok sıkıldım. Ne istiyorsun? Ne mi istiyorum? Zengin olmak, güçlü olmak, paraya para dememek. He. E sen şimdi paraya para demezsen, karıya da karı demezsin. Ne alakası var ya? Şşt Cemil. Hı. Bak bana. Bak. Dünya güzeli bir karım var. Çok cici bir kızım var. Ne istiyorsun? Hı? Sen güzelliğinle övünmeye devam et hayatım. Ben yatıyorum. İyi, ben de gelirim. Zevksiz. Güzelim tabii. Şeytan hattına hoş geldiniz. Ruhunuzu satmak için 1'e, teknik sorunlar için 2'ye, cehennemin dibi için 3'e basınız. Yapacağınız görüşmeler ileride inkar etmemeniz için ses kaydına alınacaktır. Beni mi aradın? Çek lan şunu. Egzorsist mi çekiyoruz burada? Salak! Harbi şeytansın lan sen. Şeytan. Devil. Exorcist. Lucifer. Kaslı, seksi, muhteşem şeytan. Sen de aşağılık, karaktersiz, ırz düşmanı, şerefsiz Cemil Poyraz'sın. İyi de sen böyle biz gibisin, insan gibisin. Boynuz kuyruk falan mı bekliyordun? Yuh! Küfür ettin. Size küfür etmeyi ben öğrettim salak. Doğru ya. Nasıl buldun beni? Salağın önünde gidenisin Cemil. Neyse. Sadede gelelim. Malum daha gidilecek çok yer. Alınacak çok ruh. Kötülüğe sürüklenecek daha çok insan var. Evet. Neyse. Şimdi söyle bakalım. Seninki kaç para? 5 milyon. Oha. Sığır.
Sen hiç aynada şu sıfatına baktın mı? Kim bu sıfata 5 milyon verir? 3 milyon. Temizinden bir 500 çalışır. Yok artık, o kadar da değil ya. Hayır. Hatta satmam. Tamam. 1 milyon. Güzel. 1 milyon bana yeter de artar. İnsan olana çok bile. Değil mi? O zaman anlaşma gelsin. Gelsin. Neyse, yardımcımla tanış. Anna, Cemil. Cemil, Anna. Anna'nın... pek de küçükmüş sözleşme. Ama gerek var mı? Yok canım, bunlar formalite zaten. Ne gerek var? İmzala. Parafta atıyoruz değil mi? Tarkan bile ömrü hayatında bu kadar imza atmamıştır be. 12 daha kalın da. Hadi ya. O da mı? Siz insanlar nasıl söylüyorsunuz? Hepimize hayırlı uğurlu olsun. peki para? Ha, para. Anla. Para hazır Cemil. Sen de hazır mısın? Hazırım. Da acıyacak mı? Hayır. Hiçbir şey hissetmeyeceksin ruhsuz herif. Şimdi gözlerimizi kapatalım. Ha, bu arada. Bana ihtiyacın olduğunda kendini tokatlaman yeterli. Tokatlayayım mı? Adını söylesem yetmez mi ya? Hayır, olmaz. Tokatlayacaksın. İyi de zaten sana artık niye ihtiyacım olsun ki? Zenginim ben. Sen öyle san. Efendim? Neyse, ağzımızı açalım şimdi. Oha! Ruhumuzu sattıysak şerefimizi satmadık şeytan efendi. Ulan şeytan ben miyim, siz misiniz anlamıyorum. Ya sen ne fesat bir herifsin. Eğer öyle bir niyetim olsa ağzından başka daha fantastik yerlerim var açtıracak. Şimdi aç lan ağzını. Neredeyim lan ben? Şeytan? Anna? Para? Bebeğim! Oh, Allah! İçeri gel. Demir bu çanta ne? Çalışma sen. Hadi kalk içeri gel. Hala. Şimdi söyleyecekler miydin? Ne oldu be? Çocukları sabah erkenden arıyorsun. Kafeye topluyorsun. Tamam. Toplantı yapacağım. Tamam. Ne toplantısı ya? Konuşacaklarım var. Tamam. Gel Gülistan gel, aradım da telefonun kapalıydı. Şarjı bitmiştir abla. Ne oldu ki? Cemil, konuşacakları varmış.
Ya alemsiniz. Bunun için toplanmaya ne gerek var? O adam hep konuşuyor. Cemil abi geldi. Selamun aleyküm kahve milletinin insanları. Cemil ne oluyor Allah aşkına sabah sabah? Şimdi söyleyeceklerimi çok iyi dinleyin. Size bir iyi, bir de kötü haberim var. İyi haber, piyangodan 1 milyon lira çıktı. Ay zengin olduk! Bravo, bravo. Kötü habere gelince, artık eski Cemil yok. Olsun. Bence iyi haber bu. Melahat, pılını fırtını topla, işlemleri başlatıyorum, yarın boşanıyoruz. Ama şaka yapıyor, bu hep böyle şakacı, ben bunları... Bir sus be kadın, ciddi bir şey söylüyorum burada. Gayet ciddi. Nasıl ya? Bugün bu sıkıcı hayatıma son veriyorum. Ne sıkıcı bir hayat... Sus, bir dinle be kadın. Artık Gülistan'ın o sakarlıkları yok. Tako'nun o geri zekalıkları hiç yok. Hele hele Savaş Usta'nın o çok bilmiş tavırları var ya, o da yok. Cemil abi, bize bir şey yok mu? Var canım kardeşim. Al! Hepiniz hayatımdaki sürüklersiniz. Hepinizden nefret ediyorum. Alın bu uyuz yerde sizin olsun lan. Ben borçlarımı ödeyip hayatın dibine dibine vurmaya gidiyorum. Cemil. Saçmalıyorsun. Hiç de saçmalamıyorum Melahat Hanım. Benim bu yaptığımı herkes yapmak istiyor. Ama ya parası yok ya da cesareti. Artık bende ikisi de var. Hadi görüşmemek üzere. Abla gidiyor. Unutma Cemil. Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer kürkçü dükkanıdır. Ben o kürkü çoktan sattım. Kürkçüyle de işim olmaz artık. Hadi bana eyvallah. Cemil! Cemil dur! Ne yaptığını sanıyorsun sen Cemil? Her şey bu kadar basit mi? Bu kadar da basit Savaş Usta. Anlayamıyorum seni. Anlaşılmayacak bir şey yok Savaş Usta. Para bende, güç bende artık. Gücün esiri olmuşsun sen. Evet, gücü içimde hissedebiliyorum usta. Kendine gel Cemil. Bu insanlar seni seviyor sayıyor. Yıllardır sana destek oluyorlar. Onları böyle yüzüstü bırakıp gidemezsin. Gidemem ha? Gidemezsin. Aha da böyle gidelim. Ne sen? Kıyafetini beğenmedim. Yok ya. Şimdi de modacı mı oldun? Sana ne kardeşim? Para benim, pul benim. İstediğim gibi harcarım. Ne harcarsın Cemil? Madde 13. Ruhunu şeytana satan kişinin tercihleri şeytan tarafından belirlenir. Başlayacağım anlaşmana da. Anlaşamaz olaydık. Şimdi ben bu 1 milyonu istediğim gibi harcayamayacak mıyım?
Sabahleyin aslanlar gibi harcadım ama. Ben şeytanım Cemil. İşime geldiğinde işime geldiği gibi davranıyorum diyelim. Onu bunu bırak da ben seni bir giydireyim. Şöyle. Muhteşem duracak sende. Bak bir şimdi böyle. Daha da zengin gösterdi seni. Lan. Her zaman değil canım. Ya şeytan efendi, ben istediğimi giyemeyeceksem, istediğimi yiyip içemeyeceksem zengin olmanın ne anlamı var? Çok para, çok şeyden mahrum kalmak demektir Cemil. Sen hiç mutlu zengin gördün mü lan? Doğru. Başka bir zengin beni arıyor. Gitmeliyim. Git tabii, git. Bugün sana bir kıyak geçeceğim. Vallahi mı? Ara ara müşterilerime böyle kıyak geçerim. Güzel. İstediğin her şeyi yapmakta özgürsün. Bak her şeyi değil mi? Her şeyi. Güzel. Taksi. Şeytanın bolos. Da. Ulan bu şeytan her şey yapabilirsin dediği iyi güzel de bu işte olmaz. Aman. Hadi bakalım. Keyfimize bakalım. Ay sidiği tutulasıcağım. Ciğer bağrından sıcağım. Ya üzme ablam kendini. Her şey insanlar için. Ne demişler? Rabbime dönüp büyük bir derdim var diyeceğine, derdine dönüp büyük bir Rabbim var de. Bak kurban olduğum her şey düzelecek, görürsün. İstemiyorum ki ben sana. İstemiyorum valla. Ne hali varsa. Ya usta, bu para insanı değiştirir derlerdi, inanmazdım ha. Öyle bir değiştirir ki Gülistan. Maymuna dönersin, maymuna. Yok be usta. İçinde varmış o. Para bahane. Siz biliyorsunuz. Ben hep ailem için çalıştım, çabaladım. Sonunda tırtırcı oldum, çıktım. Tırtırcı. Ne yaparsın? Kadın dilinden anlamayanlar, kadınlara dırdırcı derler zaten. Anlayanlar ne der usta? Aşkım derler, canım derler. Duy ağzına sağlık, ne güzel söyledin. Merak etme sen Melah. Paralar suyunu çekince eninde sonunda buraya gelecek. Yok be usta. Bunun rahmetli babası da böyleydi. Para, para diye diye canını yedi. Ne olacak? Cama çıkan keçinin duvara tırmananın oğlu olurmuş. Hadi. Ben size bir şeyler hazırlayayım, mutfağa geçeyim. Üç ablam ablam. Didem, iyi misin? İyiyim canım. Cemil abi, bildiğin şerefsizmiş arkadaş. Kusura bakma Didem ya, öyle ağzından bir şey oldu da. Önemli değil. Yani birinin bunu söylemesi lazımdı zaten. Aşkım, derse geç kalıyoruz. Hadi gidelim. Tamam bir tanem. Arkadaşlar biz gidiyoruz, hadi. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Arkadaşlar, biz ikimiz iki kelime gidiyoruz abi. He, ya benim dersim bir saat sonra da. Takocuğum, yanlış hatırlıyorsun. Şimdi senin dersin, hadi. Hadi. Hadi kanka, kalk hadi. Kahve mi yarım kaldı abi ya? Allah cezanı versin. Kalk.
Şimdi sırası mı değil mi bilmiyorum ama benim sana söyleyeceklerim var. Hoş neyin sırası neyin değil onu da anlayamadım ya. Tamam dinliyorum Şekip. Didem bak sen çok güzel bir kızsın. Hanımefendisin, zekisin. Yani kısacası kusursuzsun. Ama ben üçlük bir adamım. Üçlük ne Şekip? Yani sen on numarasın ben üç numarayım. Saçmalama Şekip. Sen çok şeker bir çocuksun. He? Evet. Ben şeker bir çocuk muyum? Yani çok komik bir çocuksun. Vallahi ne diyeceğimi bilemiyorum. İstersen duygularına tercüman olayım Şekip. Tamam. Sen benden hoşlanıyorsun. Bana nasıl baktığını görebiliyorum. Benimle konuşurken heyecanlanmandan. Ne bileyim, o içindeki saflıktan. Ama... Ama sen benimle çıkmazsın değil mi? Hayır, öyle bir şey söylemedim. Evet, ama sen... Yani çıkar mısın, evet mi? Yani, hayır. Son zamanlardaki durumları görüyorsun Şekil. Kafenin durumu, annemin hali. İstersen zamana bırakalım, ha? Tamam. Olur, zamana bırakalım. Ama şey... Yarın bir çay simit falan kahvaltı yapalım mı? Tamam, tamam. Para tamam abi. 150 bin lira. Tamı tamına. Tek tek kendin say. Kontrol edin lan. Tamam kardeşimize güvencimiz sonsuz ama. Eyvallah abi. Ama. Bu sahte baba. Nasıl sahte ya? Dalga mı geçiyorsun lan sen benimle? Dayak ıslayası yaptım anlamadın. Yumurta kırdım bana mısın demedin. Daha ne yapayım he? Abi bana iki gibi müsaade et. Ben halledeceğim abi. Sen hiç merak etme ya. Sana iki gibi müsaade. Bir yanlış yaparsan anam avradım olsun köyerim seni. Hadi lan. Tamam abi. Hadi. Kafasını dağıtmak için bütün gün elinden geleni yaptı. Tezgahın üstüne 10 kere sildi. Masaları da kırdı. Babamın yaptığına bir türlü anlam veremiyorum Savaş Usta. Daha birçok şeye anlam veremeyeceksin kızım. Film yeni başlıyor. Babam bugün bambaşka bir adamdı. Ruhsuz gibiydi sanki. Artık hepimiz biraz öyle değil miyiz? Az biraz ruhsuz. Ha? İnsan her zaman önce kendini düşünür. Bunu unutma. Tamam mı? Hadi. Gece oldu. Ben gideyim, yol uzun. İyi akşamlar Savaş Usta. İyi akşamlar. Gidiyor musunuz? Abbas yolcudur Melahat. Bana bakın kızlar. Bu gece çok güzel bir uyku çekiyorsunuz. Tamam mı? Yarın yeni bir gün olacak. Çok işimiz var. Hadi gidiyoruz. Hadi ablam görüşürüz. Merak etme Melahat. Her şey çok güzel olacak. Didem. Yapma ama annem böyle. Yapma hadi gül. Hadi. Ne yapacağız şimdi anne? Ne yapacağız biliyor musun? Önce bir çorbacıya gideceğiz. Ondan sonra böyle ana kız sarılıp kucak kucağa uyuyacağız. Ya babam? Babam ne yapıyordur şimdi? Hı? Ben onu Allah'a havale ettim.
iyiymiş ya. Şimdi eğer hazırsanız öpücük fondübe geçiyoruz. O zaman öpücük fondüp için countdown'u başlatıyorum. 3, 2, 1, 0. İşte öpücük fondüm. Ah ulan ah be. Melahat sizi azıcık görseydi de kadınlık öğrenseydi ya. Evet teneffüs bitti. O zaman dersimiz başlıyor. Gelin bakayım, gelin. Hoppa! İlk dersimiz coğrafya. Sever misin coğrafya? Önce şöyle şu tepelerden başlıyoruz. Yavaş yavaş dağlara doğru gidiyoruz. Dağlardan ovalara iniyoruz. Ovalardan akarsulara... Ama ben matematik istiyorum. Ne istiyorsun bebeğim, ne istiyorsun? Matematik istiyorum. Oo bebeğim, 333 ile mi başlayalım yoksa 69'un kareköküyle mi? 8.306, 623, 386. Nereden çıktı sen ya? Kaçaket kesiyoruz değil mi Pampa? Hani beni özgür bırakacaktın? Hani rahat olacaktım? Hani istediğimi yapabilecektim artık? Tamam canım, rahat ol. Ben şöyle geçerken bir uğrayayım dedim. Bu arada Esmer çok felaymış Pampa. Kendi kendine konuşuyorsun kuzum. Hayır kuzum, olur mu hiç öyle şey? Kısa bir yerden sonra hep birlikteyiz. Sakın bizden ayrılmayın. Şimdi... Neyse canım, nerede kalmıştık? 69'un karekökünde. 69, en sevdiğim sayı. İnsan gibi yürüyün lan, usulsüz develer. Abi yan basmış durumdayız, ne yapacağız? Bilmiyor musun oğlum? Abimizin her zaman için bir A, B, C, D, E, F, G planı vardır. Alfabe gibi adamdır abimiz. Ananın Çin alfabesi planı var Osman, uyar mı? Abi ben öyle demek istemedim, ben diyecektim ki... Yaklaş! Bir kere de deme lan! Bir kere de deme abi sen demiyor musun benim B planım her zaman vardır diye? Ben onun için şey ettim. Hep şey ediyorsun zaten. Beni dinleyin lan paçangalar. Bu Cemil bizi hafif almış görünüyor. Sahte para numarası iyi numaraydı. Peynir ekmek gibi yedirdi bize. Yarın ilk işimiz ona ciddiyetimizi göstermek olacak. Koperendo. Koperendo abi. Öldürelim mi abi? He hemen öldür bas elemi tetikçisi. Artistik yapma. Sen daha tavuk kesemiyorsun lan. Ulan mal. Öldürürsek parayı nasıl alacağız? He. Teoman abi. Abi bence kafayı elinden alalım. Aynen öyle yapacağız zaten. Benim bir tanıdık var. Okuturuz ona. Haklısın abi. Bana bak. Yarın sabah ilk işimiz malzemeleri toplayıp kafeye gidiyoruz. Koperendo. Koperendo. Koperendo abi. Lan biz bu halimle tabii ki korkacağız. Ne yani? Davul zurnayla mı geleydim? Bu halimle lan benim, bu halimle. O eli bir indirelim ilk önce. O el bir insin. Madde 69. Şeytana ruhunu satan kişi günde 1000 liradan fazla harcama yaparsa 10 yıl yaşlanır. Öyle kural uydurma lan. Böyle madde mi olur? Nankör,
kar. 10 yılda yaşayacağın şeyi bir günde yaşadın. Böyle hızlı yaşamak istemiyorum. Sözleşmede böyle bir madde varsa benim niye haberim yok? Anlaşma önündeydi. Okuyaydın. İyi de sana güvendim ben. Bana. Şeytana. Evet. Şeytana güven olur mu oğlum? Kunde. Hey Allah'ım ya. Hey ya Rabbim ya. Ulan ortamlara yılan gibi akarken hiç öyle demiyordun. Şimdi sıkışınca Allah'ım Allah'ım. Tamam. Doğru. Haklısın. Ben süzme bir gerizekalıyım. Ama ya ne olur söyle. Var mı başka bir şeytanlık? Sürpriz. Ne yapacağım ben şimdi ya? Şu halime bak ya. Şu halime baksana ya. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ha? Cemil. 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 Konuşmamakla yalan söylemek aynı şey değil. Hem sen bence paraların keyfini çıkarmaya devam et. Ya ne demezsin? Burada o küçük sabunlardan var mı? Ben ne yaptım ya? Uzun zaman oldu. Yani böyle çay simit falan. Teşekkür ederim beni buraya getirdiğin için. Asıl benim sana teşekkür etmem gerek. Teklifimi geri çevirmeden. Thank you. Biliyor musun? Ha. Bu mevsimde sahilde oturmayı seviyorum. Martıları seyretmeyi, gemileri. Aa, ben de martıları seyretmeyi çok severim. Hmm. Ama bir şey itiraf edeyim mi? Evet. Ben martılardan çok korkarım. Şu ufak tüylü şeyden mi? Evet. Böyle kanatlarını açınca kocaman oluyorlar. Aslında martılar dünyanın en yüce duygulardan birine hizmet ederler. Neymiş o? Aşka. Günaydın. Oh my tanrım, size ne oldu böyle? Olgunlaştım canım biraz. Hızlandırılmış tur diyelim. Odada kimse var mı? Kızlar var. Çıkarlar birazdan. Gusül abdesti aldınız mı? He? Şey yani çıkışınızı yapalım mı diyorum. Yok. Takılacağım biraz daha buralarda. Hadi bana eyvallah. Ha? Bu arada bana şans ile. İhtiyacım olacak. Şeytanınız bol olsun. Sen burada bekle. Daha kolay. Paran da var. Cemil nerede? Yok. Nereye gitti? Cehennemin dibine. Bana bak, kadın kadınlığını bil, bana terso yaptırma. Cemil nerede? Bana bak Teoman, senin işin bu kadınla değil, biliyorsun. Sen karışma be oğlum, çek şöyle. Ben hallederim usta. Cemil bizi terk etti ya. Piyangodan 1 milyon lira çıkmış da. Yani ben de bilmiyorum nerede olduğunu. Para çıktı ha? Ya. Hem ne 1 milyon lira? Ya. Şimdi anlaşıldı her şey. Burnuma pis kokular geliyor. Benim de. Beni dinleyin, nasıl insanlar? Z planımı uygulamaya koyuyoruz. Abi ne oldu senin diğer 28 plan? Lan cevzeklik yapma, cevzeklik yapma! Bu adamın ortaya çıkması için bir şey yapmamız lazım. Karısını öldüre. Lan adam terk etmiş gitmiş, bir de karıyı mı öldüreceğim? Hay aşa. Kızını kaçıracağız. Cooperando? Cooperando abi. Nerede okuyordun kız? Ben biliyorum abi, az kız sallamadım okulda. Ulan Sübyancı f***** bil lan abi. Bil, bil, bil. Cemil Poyraz'ı arıyoruz. Burada mı?
Cemil Bey şu an burada yok ama eşi burada. Melat abla, bir bakar mısın? Beyefendiler seni arıyor. Buyurun. Melat Hanım, emniyetten. Ben Kartal, bu da meslektaşım Doğan. Müsaadeniz olursa size bir iki sorumuz olacak. Buyurun. Ay, ay bize piyangodan para çıktı demişti. Paralar nasıl sahte olur? Sahte? Hem de çok iyi sahte. Anlamak çok güç. Dün birçok yerden alışveriş yapmış. Galeriden, kuyumcudan. Birçoğu fark etmemiş bile. Bizler iyi polisler olduğumuz için hemen anladık. Galeri, kuyum. Ay, ay hangi ya ne alıyordu acaba? Melat Hanım, o sizin aile meseleniz. Değil beyefendi. Yani ben onu bir yakalayayım. Bakın bu nasıl bir kamu olayına dönüşecek. Son zamanlarda dikkatinizi çeken bir olay oldu mu? Yani sıkıntılarımız vardı tabii. Kimin yok ki? Ama niye böyle bir şey yaptı ben anlamadım. Yok anlamadım. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Bir şey olursa biz sizi arayacağız. Bir şey olursa lütfen bizi arayın. İyi günler. İyi günler. Neler oluyor Melahat? Cemil'i arıyorlar. Sebep nedir? Niye arıyorlar ki? Kalpazanlıktan. Ulan bunu da yapsın ya Cemil. İyi günler, buyurun efendim. Emniyetten geliyoruz. Otelinizde kalan bir şahsı arıyoruz. Adı Cemil Poyraz. Hemen bakıyorum efendim kayıtlara. Aa evet, bu sabah çıktı. Kaçırdık. Ama bu gece de burada, daha çıkışı yapılmadı. Abi, hı? Daha çok bekleyeceğiz mi? Ne var lan? Çişim geldi. Hep böyle kritik zamanlarda tutuyor manyaklığını ha. Abi insani bir durum bu. Lan insanlığına. Abi. Ha. Abi kuşlar göründü. Çalıştır arabayı Osman. Ne oluyor be? Yok bir şey güzel. Bizimle geliyorsun. Bırak! 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 Ne oldu Şekip oğlum? Şekip iyi misin? Su getir Gülistan. Sen de yardım çantasını kap gel. Ah be çocuğum kavga mı ettiniz ama ayıp değil mi ya? Dedemi kaçırdılar abla. Ne? Kim kaçırdı? Niye kaçırdı? Ay kim kaçırdı? Niye kaçırdı? Sakin ol sakin ol. Otur be lan tamam sakin ol. Tamam lan kaçırdı. Okul çıkışında önümüzü kestiler. Şerefsiz alçaklar. Abi gidip şunların ağzını burnunu... Tamam tak o hallederiz. Melahat abla. Melahat kendine gel. Abla. Allah cezanı versin Cemil. Ne işler açtın başımıza? Yeter lan kesin. Biri arasın şu boyu devrilesici. Arasın. Vay be, harika bir evmiş. Tam da istediğim gibi ha. Geniş, ferah, rahat, lüks. Olmaz mı efendim? Renk jürisi çok iyidir bu evin. Ne jürisi? Ambiyansı yani. Ha, neyse neyse iyi. Ablacığım sen söyle bakalım kaç para bu ev? Alo Peyker, kurtulamayacak mıyım ben sizden be? Ne? Ne diyorsun ya? Hemen geliyorum. Fiyatını sormuş. Hadi yavrum, hadi. Hadi çabuk ol.
Sıkı bağla ha. Şşş, sakata gelmeyelim sonra. Köyden yapıyorum abi. Aferin oğlum. Teoman abi. Ha. Ağzını da bağlayalım mı? Gerek yok. İstediği kadar bağırsın. Burada kimse duyamaz onu. Tamamdır. Aferin. Bu ne lan? Bu nasıl körlüğüm oğlum? Doğru düz yapsana işini. Levent, benim karnım acıktı. Git bana bir şeyler kapı gel. Sana şöyle bir omlet yaptırayım abi. İlla başlayacağım senin omletine de sana. Gel! Bana da bir çeyrek. Ben göstereceğim şimdi sana çeyreği. İşini yap. Lütfen oturur musun Melahat? Sakin ol biraz. Sakin olamıyorum, olamıyorum. Ne oluyor burada? Bana bak hayvan herif! Bana bak, eğer kızıma bir şey olursa kendini hemen öldür, yoksa ben öldüreceğim! Ya ne oluyor, biri bana anlatsın! Tamam. Borcu mu varmış ne? Paraları bulunca beni arasın dedi. Heh! Oğlum ödedim lan ben o borcu! Ay hala ödedim diyor! Hala ya, ödedim diyor! Ya ödedim vallahi! Bırakın tüküreceğim! Bana bak Cemil! Neler döndüğünü bilmiyorum ama polis mafya peşinde. O bulduğum paraların hepsi de sahte. Sahte mi? Evet, senin gibi. Allah'ım ya, Allah'ım ya. Bu da mı gol değil hakim bey? Değil! Bana bak ulan. Ulan kalpazanlık yapacağın adam gibi ailenin başında duraydın. Bütün bunlar başımıza gelmezdi. Ya Melahat, bildiğin gibi değil bak. Tutur Allah. Bir dakika bakar mısın? Ya Melahat gözü... Yok. Yok, benim yalnız kalmam lazım. Yok, kafayı yiyorum ben, yalnız kalmam lazım. Beni yalnız bırak. Ne yaptım lan ben? He? Ne yaptım lan, yalnız kalmam lazım. Sonunda delirdi. Bir şeyler yapmam lazım. Bir şeyler yapmam lazım. Ne? Nasıl yaradık lan bu şeytanı? Ha, tamam. Nerede lan bu? Ha, gel artık. Ha. Cemil Boyraz. Adem'den beri hiç bu kadar eğlenmemiştim. Ulan şeytan mısın nesin, öldüreceğim ben seni. Yavaş. Bana verdiğin paralar sahte çıktı. Ne olmuş? Ne demek ne olmuş? Sözünde durmadın. Anlaşmaya uymadın. Bana ruhumu geri vereceksin. Cemil Poyraz, madde 666. Şeytan her türlü şeytanlığı yapmakta mükelleftir. Lan maddene! Hayatımın için ettin zaten. Kandırdın beni. Kandırdın beni. Kandırdın beni. Sen kendi kendini kandırdın Cemil. Ben bir şey yapmadım şeytan abi. Sen inanacak bir yalan istedin Cemil. Ben de o yalanı sana verdim. Kızımı kaçırdılar. Bunun sebebi sensin. Sensin, sensin. Kaçırılmadan önce onu terk ettin. Unuttun mu yoksa? Ya şeytan abi bak. Her şeyi başa döndür ha. Hani böyle filmlerde oluyor ya. Başa sarıyorlar. Ha? Sen de başa alsana. Her şeyi mahveden sensin. Düzeltmek de sana kalmış. Ya bak, ben ruhumu istiyorum. Bana ruhumu ver. Ver kurtul. Aslında teknik olarak mümkün. Mümkün mü? Ne yapmam lazım? Elimi öp. Olur. Dur. Dur. Dur Allah'ın cezası. Dur, ne yapıyorsun? Öp dediysek dille demedik. Bak şeytan. Ne istiyorsan yaptım. Hadi ver ruhumu geri ha. Çok basit. Kendi ruhunun yerine başka bir ruh bulacaksın. Başka bir ruh mu bulacağım? Hala anlamadın değil mi? Vay vay vay, ananı keseyim Behçet Vurguncu. Behçet Vurguncu ya. İmdat! Yardım edin! Kimse yapma imdat! Köpek! Gücün bir tek kadınları yetiyor değil mi? Yeterim! Daha başka? Boşuna çabalama, ıslı kız ol. Hoparan da! Telefonun nerede? Abi! Kulübeden mi arasan? Belki polise falan gitmişlerdir ha. O Cemil, polise falan gidemez. Nerede telefon? Cebimde. Al lan şunun telefonunu. Neredeymiş telefon? Burada mı? Çek elini be! Yoksa burada mı? Şşş!
Yılışma lan kıza. Ne alakası var be abi? İşimizi ciddiyetle yapıyoruz. Ver şu telefonu. Ara aileni. Didem'im, kızım. Cemil'ciğim, nasılsın? Lan Teoman şerefsizi, kızım nerede lan? Merak etme canım, emin ellerde. Senin eline bir ayağına beş, kızımı getir lan. Bana bak Cemil Efendi. Eğer kızını bir daha görmek istiyorsan, yarın gece yarısına kadar 200 bin lirayı hazır edeceksin, koparendo. Lan ne 200 bini, benim sana olan borcum 150 bin, 50 nereden çıktı? 150 bin senin borcun, 50 bin de ÖTV zammı canım. Lan ÖTV'ne başlatma, kızımı getir lan. Kes sesini. Eğer yanlış bir hareketini görürsem anam avradım olsun kızını kıyma yaparım ona göre. Alo. Teoman. Alo bakka. Alo. Kapat. Ay öldürecekler benim kızımı ya. Öldürecekler. Ne dediler? Fidye istiyorlar. 24 saatimiz varmış. Git. Git hemen bul o parayı kurtar benim kızımı. Yemin ettim seni öldürürüm. Ya Melahat bir sakin ol, kurtaracağız kızımızı. Kızımız demiyorsun. Kızımız demiyorsun o benim kızım. Polise gidelim. Hak var, hukuk var. Nerede yaşıyoruz baba? Gidip kurtaralım Cemil abi. Oğlum neyi kurtarıyorsun lan? Bu adamları tanıyorum, şakası olmaz bu işin. Ne yaptın oğlum sen, kendinde misin? Herifler bizi kevgire çeviriyor lan. Ölümümüzü Şile kıyılarında bulurlar. Hiç fark etmez. Bir dakika çocuklar. Bir dakika bakın. Didem'in zarar görebileceği hiçbir şey yapılmayacak. Çünkü Cemil Efendi o parayı bulacak. Sahte olmasın Cemil Efendi. Konuşsana Cemil, bulacağım de. Git tabi Cemil. Sana yakışanı yap, arkana bile bakmadan git. Hayatın boyunca hep kolayı sevdin Cemil Poyraz. O parayı bulmadan gelme. Cemil! Seninki kaç para? Herkes satılık bu dünyada. Herkes. Ev kirasını ödeyebilmek için gece kulüplerinde erkek avlayan kadınlardan her seçimde vaat verip sonra yalanları gün yüzüne çıkınca yüzleri hiç kızarmayan politikacılara kadar herkes. Ucuz ve seviyesiz televizyon programlarında frikik veren silikonlu bebekler.
porno kasetleri, internette dolaşan starcıklar, kokain partilerine kadın pazarlayan ve baba parası yiyen züppe bebeler. Hepiniz satılıksınız lan! Yürüyen merdivenlerde mini etek giyen kadınların kalçalarını dikizleyen metropol çocuğuna ne demeli? Geceliği $100 Rus güzeller. Sakat taklidi yapıp günde 5.000 lirayı cebe indiren dilenci bozuntuları, pişkinler. Sizi de unutmadım lan! Facebook'ta 20'lik dilberleri dürtükleyen evli abaza. Sen de satılık senden. Mafya dizilerini izleyip izleyip elinde tesbihle racon kesen kenar mahalle delikanlısı. Akşamları karısını döven kullanan iktidarsız koca. Elinde döner bıçağıyla yeşil sahaları kana bulayanlar. Afrika'daki açlığı hiç düşünmeden ağızlarını doldura doldura fast food yiyen duyarsız ergen. Hiç alınma kardeşim, tüh sana, sen de satılırsın. Herkes satılır, herkes. Nişantaşı'nın lüks kafelerinde prolarını tüttüren göbekli kodamanlar. Yüzlerce insanın canına mal olan, çürük konut yapan ucuzcu müteahhite kadar herkes. Arka sokaklarda uyuşturucu satan torbacılardan, gemilerinde eroin kaçakçılığı yapan armatörlere kadar hepiniz satılıksınız lan. Harcını yatıramayan öğrenciyi okuldan kovan müdürler. 250 kontüre bedenini satan taze kaşar. Hiç kusura bakma ablam, sen de satılıksın. Borcunu veremediğin için hacze gelen o yalaka avukatı da unutmamalı. Ama var ya. Ama var ya, en çok da sen satılıksın be Cemil Poyraz. Sen satılıksın. Behçet Bey'le görüşecektim. Randevunuz var mı? Ruhsuz Cemil geldi deyin, o anlar. Sanmıyorum ama sorayım. Behçet Bey, ruhsuz Cemil adında biri sizinle görüşmek istiyormuş. Ha, tamam. Buyurun, sizi bekliyormuş. Kolay gelsin. Neden geldin? Sana bir çift lafım var. Koca adamsın. Paran var, pulun var. Her bir şeyin var. Yakışır mı sana bir insanın ruhuyla oynamak? Ha? Ama nasıl yakışmaz? Sen değil misin şeytanla işbirliği yapıp kendi çıkarları uğruna garibanları tuzağa düşüren? Sen, büyük patron, para babası, Behçet Vurguncu. Sen mi büyüksün lan? Hayır. Ben büyüğüm, Cemil Poyraz. Ben. Sen benim yanımda bir hiçsin. Gözümde kadar değerin yok. Ha, bu arada, eğer kızıma bir şey olursa, yani ne bileyim, yıldırım düşer, araba çarpar, kazara bir sivrisinek gelir kızımın kanını emerse, ömrü hayatı boyunca karıncaya bile incitmemiş olan ben, Cemil Poyraz, gelir seni vururum. Anladın mı Behçet Vurguncu? Vururum. Nah vurursun. Ne istiyorsun? 200.000 lira lazım. Veremem. Allah Allah. İnsanların ruhunu çalarken iyiydi. Benim menfaatlerim, şeytanın da kuralları var. Şeytanına da sana da
Ya bir insanın hayatı söz konusu diyorum. Kızımı kaçırdılar diyorum. Bak şimdi sana bir soru. Empati kur. Diyelim ki çok zengin birisin. Hayatında ilk kez gördüğün birine 200 bin lira verir misin? Cık, vermem. Bak işte. Gördün mü? Sen de diğerleri gibisin. İnsanlara yardım etme konusunda pek istekli değilsin. Hala anlamadın mı? Şeytan bizi bulmaz Cemil Efendi. Biz şeytanı çağırırız. Eben ölsün lan. Dışarı çıkan adamı takip edin. Peşinden ayrılmayın. Şişt, yakışıklı. Bana mı dedin? Evet. Burada senden başka yakışıklı var mı ki? Oo. Maldan anlıyorsun da. Ah, anlamaz mıyım canım? Ben bir malı görür görmez tanırım. Ah! Oh. Hadi çöz beni. Hırçınsın demek. Hırçın kadınlara bayılırım. Dünden beri o kaslı vücudunun hayalini kuruyorum. Oh! Ah! Ah! Oh! Ne haber Cümbüş'üm? Bir yere mi gidiyoruz? Böyle oturup bekleyecek miyiz? Bir şeyler yapmamız gerek. Bir önerim var mı babuş? Cemil'i beklemeliyiz arkadaşlar. Usta. Hala Cemil abiden bir beklentin olduğuna inanamıyorum. Şekip, Didem senin sevgilinse onun da kızı. Ne? Vallahi abla bu Şekip var ya, senin kıza aşık olmuştur. Yani benim arkamdan iş çevriliyor ve benim haberim yok, öyle mi? Hem aşık hem utangaç ablacığım onun için. Şekip doğru mu? Dizi gibi oldu değil mi hayatımız ablacığım? Ha. Cemil abi geliyor. Cemil, buldun değil mi? Parayı buldun. Dur abla dur, bir şey söyleyecek. Aslında size ne söyleyeceğim bilemiyorum. Her şeyi elime yüzüme gözüme bulaştırdım. Evet, para hırsı gözümü kör etti. Ne olduğumu şaşırdım. Ama ben de böyle olsun istemezdim. Size söylemem gereken bir gerçek var. Ben ruhumu şeytana sattım. Ha, biz de yedik. Şu halime bakın. Beş parasızım, ruhsuzum, 10 yıl yaşlandım, melahatim yok, didosuzum. İnsanın kendini bilmesi güzeldir. Arkadaşlar, bana yardım edin. Önce kızımı, sonra ailemi kurtarayım. Sonra da hep birlikte bu kafeyi kurtaralım. Var mısınız? Ha? Var mısınız? Ben varım Cemil. Ben de varım abi. Ben de varım abi. Ben de Cemil abi. O varsa ben de varım abi. Canım kurban Cemil abi, ben de varım. Cemil. Ben de varım. Ben yokum. Çak tefifi lan. Aa, ne oluyor Cemil? Sana demedim hayatım. Aa, vallahi kafayı yedi, kendi kendine konuşuyor ha. Şeytanla konuşuyor. Biz görmüyoruz. Bana bak lan şeytan efendi. Artık senden korkmuyorum lan. Kaybedecek hiçbir şeyim kalmadı. Önce gideceğim kızımı kurtaracağım. Ondan sonra seninle kalan yarın hesabımızı çözeceğiz. Kaldıran şeyin ne olduğunu bilmiyorum Cemil. Fakat benim gazabımı daha tatmadın. Sana ben öyle şeyler tattıracağım ki göreceksin sen. Bismillahirrahmanirrahim. Eşhedü en la ilahe illallah. Muhammeden abduhu ve resulullah. Cemil. Harikasın Gülistan ya. İtikadların kuvvetlidir ha Cemil abi. Belli. Ya zaman geçiyor, hadi ne yapacaksak yapalım. Her an her şey hazırlıklı olmamız lazım. Kadınlar burada kalıyor, tamam mı? Cemil haklı. Biz erkek erkeğe halletmeliyiz bu işi.
O zaman başlayalım. Aynen. Başlayalım. Önce yerlerini bulmamız lazım. Bizi cep telefonuyla aradılar. Ulaşabilir miyiz? O işi bana bırakın. Benim Aker bir arkadaşım var abi. Güzel. Nasıl yardımcı olabilirim beyler? Biz bir telefon numarasından yer tespit edecektik de Aker Can kardeş. Çerez iş. Sinyali bulmak için önce sisteme girmek gerek. Bulmak ne kadar sürer? Buldum bile. Bize bir de araç lazım, şöyle minibüs gibi bir şey. Merak etmeyin, benim emekler iş görür. Arkadaşlar, ben size inanıyorum. Siz de bana inanıyor musunuz? İnanıyoruz abi. İnanıyor musunuz? İnanıyoruz abi. Yetmedi ya, bir daha söyleyin, inanıyor musunuz lan? İnanıyoruz abi. Olay budur be. Hayırdır Naciye Hanım? Hayır değil şer... çocuğu. Ulan verdiğin paralar sahteymiş. Boşalt evimi. Bak ben sana açıklayabilirim Naciye Hanım. Gel sen, gel sen. Bak açıklayabilirim... Kapan lan! Ulan sen şu tipine, şu çirkinliğine bakmadan. Var mı? Naciye Hanım teyze, olur mu hiç öyle şey ya? Teyze. Evet. Bey. Teyze senin anandır lan! Neyse. Naciye Hanım. Hey. Sana bir soru sorabilir miyim? Sor. Zengin olmak ister misin? Cemil. Hı. Sen bir şey değil mi? Ne? Ulan sen hakikaten gerizekalısın ha. Ulan oturduğun 10 katlı apartman benim zaten. Ben zaten zenginim. Peki ya, daha fazlasını ister misin? O zaman o göz çıkarmaz. Ulan gerizekalı kim istemez? Güzel. O zaman al bu kartı, ara bu numarayı. Nasıl çakacağım lan ben bunu? Paramı ver, paramı! Paramı ver, paramı! Paramı ver! İşte diyorum, para diyorum. Başka bir şey demiyorum. Tövbe tövbe, şeytan yazıyor lan burada. Bana bak ulan. Eğer bu işte de bir... Aa, aşk olsun Naciye Hanım. Hiç yakışıyor musun ki böyle zarif bir hanımefendiye, lütfen. Zarifim değil mi? Öylesiniz tabii. Ara diyorum. Naciye, ara. Naciye deme lan. Naciye. Ay, içim ezildi. Ezil inşallah, pislik kara. Oh yeah. Hayırdır? Ne istiyor senden o şekilsiz karı Cemil? Sen rahat ol Savaş Usta. Ben onun istediğini verdim. Ya. Ya. Şşş, millet, hadi gidiyoruz. Bakın olmuşsun abi. Bu kim lan? Kum filmi var ya. Geldin Cemil. Döndün ha. Hayırlı uğurlu olsun Naci Hanım. Düştün mü sen de şeytanın kucağına? Hazırlanın beyler, harekata geçiyoruz. Tako, Junki, çekip siz sağ kanattan midir ne yapıyorsunuz? Savaş Usta, sen direkt adamın üzerine gidiyorsun. Tamam lan. Ben de sol kanattan gol atacağım. Tamam, gözünüzü dört açın lan. Tamam abi. Hadi gazınız bari olsun. Tamam, hadi. Kim var orada dedim? Araba çarptı, ayağım kırıldı, yardım edin. Şşş,
Birader! Kime diyorum? Dur orada! Asıl sen dur orada lan kaytan! Oo! Of ya! At lan silahı, at! Savuş usta al silahı. Şimdi beni hemen kızıma götürüyorsun kaytan efendi. Yürü! Yürü! Bırak lan bizi! Bırak lan! Beninki oluyor. Ne olacak? Adamın elinde. Baba! Dönmüşsün. Kızım döndüm. Cinsiyet birleştirdin lan. Aman ne de komik. Bakın kimler gelmiş. Bıdı bıdı yapma lan. Kızımı ver. Vay vay vay. Cesaretle gelmiş bizim mıymıntı Cemile. Kartana vururum. Ulan. Hadi bakalım sıkıysa sık. Az daha çoktan çok. Devam al. Her delikanlı kantarını belinde taşır. Evet Allah bizim kantarımız da ağırdır. Ulan şimdi üçe kadar sayacağım. Eğer silahı bırakmazsa kızım ölür. Bir, iki, Cemil abi, baba, 2.25. 2.5. Abi ben 3.5 atmaya başladım. 2.75. Cemil bırak silahı. Bırakmam abi. Cemil bırak silahı dedim. Bırakamam abi. Lan ne lan be be. Bırak üstüne. Kardeşim. Aman uzatma. Ver kızı gidelim. Levent, Osman. Al silahları. Ulan Cemil. Sen ne diz çok bakalım. Paramı aldım. Aldığım paraların yerine sahtesini getirdim. Beni mazara ettin. Bu da yetmezmiş gibi mafya dizisi tadında mekanıma baskın girişimi. Bu durumda kötü ben... Kızını kurtarmaya gelen iyi kahraman baba sen oluyorsun öyle mi? Şimdi son duanı et bakalım Cemil Efendi. Eşşidön la ilahe illallah eşşidön. Kaldırın elleri Türk polisi. Kanun namına teslim olun. Baş olduk abi. Ne ulan bana tuzak mı kurdunuz? Abi nerede kaldınız korkudan altıma ya. Ne oldu Teoman? Aldın mı koperangoyu? Tamam tamam ya yavaş. Anne! Anne! Aşkım! Yavrum! Ay, iyi misin? Ay, iyi misin? Kes! Teşekkür ederim herkese. Sana da teşekkür ederim Şekil. Her şey senin için Didem. Bir dakika lütfen. Her şey süper benim sevgilim sayesinde oldu. Nasıl yani? Sen mi haber verdin? Doğru söylüyor. Eğer haber vermeseydi, ikimizin de helvasını kavuracaktık şimdi. Bol fıstık sen sever misin? En azından Cemil'inki kesindi. Doğru söylüyor. Cemil abi baskın yaramış ama gençleşmişsin. Botoks yaptırdım Gülistan. Botoks mu? Evet. Sadece yüzüne mi yaptırdın Cemil? Bunu daha sonra konuşuruz Meloş'um. Cemil Boyraz, tutuklusun. Ah! Ama memur bey söz vermiştiniz ama. Melat Hanım, kanunlar her şeyden üstündür. Ne yapalım Melaş? Kanunlar ve kurallar. Buyurun. Ne? Cemil, baba. Üzülme kızım. Hadi hazırlan, çıkıyorsun. Çıkıyor muyum? Nasıl yani? Avukatın geldi, dışarıda seni bekliyor. İyi de benim avukatım yok ki. Ben bilmem arkadaş, çıkıyorsun. Tamam. Ah.
Her şey için çok teşekkür ederim. İyi ama sen kimsin? Kim olduğum bir önemi yok. Behçet Vurguncu ismi sana bir şey ifade ediyor mu? Anlamadım. Behçet Bey, benim de bilmediğim bir sebepten ötürü sana borçlu olduğunu söyledi, beni gönderdi. Merak etme, davan uzun sürmez. Gerisini ben hallederim. Şimdi gitmeliyim. Peki, sağ ol. Bu Cemil var ya, 11 yaşına kadar altına eşit. Oha! Arkadaşlar susun ve beni dinleyin. Büyük patron konuşuyor babuş, susun. Evet, artık eski Cemil yok. Ay. Yine mi abi? Eyvahlar olsun. Başımıza gelen musibetlerden birlik ve beraberlik sayesinde kurtulmayı başardık. Bu sevgimizin ne kadar güçlü olduğunu göstermez mi? Ya ne demezsin. Yaşa Cemil abi, görüyor musun Melahat abla? Nasıl değişmiş ya? İnşallah. Artık bundan sonra burada hep birlikteyiz. Ne derdiniz olursa olsun gelip bana söyleyebilirsiniz. Cemil abi, her şeyi söyleyebilir miyiz? Tabii ki şekil söyleyebilirsin oğlum. Mesela aşık olmuşsak? Şekil, ben senin hem patronun hem de abin sayılırım oğlum. Gider isteriz kızı, vermezlerse de kaçırırız anasını satayım. Cemil abi, dön şöyle kızım. Allah'ın sözü. Kızım bırak da konuşsun adam ne? Yok babacığım, alkolü fazla almış işte. Saçmalıyor değil mi? Cemil! Nesi var bunun? Şekip ne yapıyorsun sen? Babamdan önce beni ikna etmen gerekiyor. Hemen ikna olduğunu söylemezsen önce babanı ikna etmeye çalışacağım. Sakın, sakın öyle bir şey İyi sen bilirsin. Lütfen. Cemil abi! Tamam. Yaşasın abi! Yaşasın! Yaşasın, yaşasın. Yaşasın, yaşasın. Biz çok büyük bir aileyiz. Bundan sonra... İşimin patronu, evimin erkeği, çocuğumun babasıyım. Çok büyük filmi seyretmiş herhalde. Ay siz daha bir şey görmediniz. Bu var ya geceleri uykusundan savulun köpekler diye uyanıyor. Çak bakalım Gülistan. Cemil abi. Siz ne psikos yapıyorsunuz bakayım burada? Havadan sudan konuşuyoruz canım. Bilirim ben havadan sudanları, bilirim. Aman, sen neyi biliyorsun ki? Mesela ikinci bir çocuk yapacağımızı biliyorum. Vallahi mi? Vallahi. Anam! Anam! Cemil, Cemil! Senin yüzünden şeytana uydum. Allah belanı versin! Bela okuma kız. Günah. Affedersiniz şeytan bey. Efendim hayatım. Hava çok soğuk ya, o yüzden şey ettiriyorum. Ben hep böyle dışarıda mı kalacağım? Madde 666. Tamam biliyoruz. Şeytan her şeyi yapmakla mükelleftir falan filan. Anam. Dondu. Dondu. Affedersin. Affedersin, affedersin, affedersin. Kardeş, zengin olmak ister misin? Şan, şöhret, para, pul. He? Bak, bu numarayı araman yeterli. Ararsın değil mi? Seninki kaç para? İçelim.
şu festival ve iki yüzlüler karnavalı devam ederken sen çoktan uyumuş olacaksın. Şeytan ister içelim, günlerce sevişelim, günaha girelim her gece. Şeytan her zaman. Beş yıldır işletiyorum burayı. Benim için satmak hiç kolay olmayacak. Bir sürü hanım var burada. 150 bin fazla değil mi sence? Olur mu kardeşim ya? Sabit müşterileri vardır buranın. İğne atsan yere düşmez. Gördük. Tabii her zaman değil ama. O zaman biz biraz düşünelim. Kesinlikle düşünelim. Olur mu kardeşim? Neyi düşüneceksiniz? Ben sizin yanınızda olsam hemen alırım, hiç düşünmem. Ama siz ben değilsiniz, ben de siz değilim. Hadi kardeşim, hadi kardeşim. Kolay gelsin. Salak yerim. Babuş, yine bize yıktın kahveleri. Hadi yine iyisin. Şekil. Ya şuna bak oğlum. Yine C almışım lan. Niye gülüyorsun oğlum ya? Böyle giderse bursumu kesecekler lan. Anlamıyorum ki babuş. Sayfalarca cevap yazıyor mu olmuyor? Tako, tako. Ne? Oğlum bir baksana şu dedemin yanındaki dalama kim? Vay, 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 vay. Alo. Vay. Şşt, ne oluyor lan? Senin o dallama dediğin geçen yılki Türkiye erkek güzeli lan. Hayda. Çıkıyorlar mı yoksa? Vallahi giriyorlar mı çıkıyorlar mı ben pek anlamadım ama... çıkma ihtimalleri yüksek babuş. Deme lan. Yoğurt koydum dolaba ellere vay. Bugün başım belada, bugün başım belada ellere Gülüş, sen ne yapıyorsun kızım sen burada? Türkü söylüyorum abi. Böyle sabah sabah bir neşe geldi ne bileyim. Nasıl güzel mi türkü? Sabah sabah fevkaladenin fevkinde izliyorsun yani ha? Ya kızım deli misin, işine baksana sen ya. Cemil. Ne? Gel de acık konuşalım. Ne konuşacağız, ne konuşacağız? İşin gücün konuşmak. Çatlarsın Cemil. Konuşmasan zaten. Konuş, konuş. Nereye kadar? Ama Cemil ama. Oraya değil, bana bakıyorsun. Cemil, sabah sabah insanların moralini niye bozuyorsun? Sen bir yöneticisin, yakışıyor mu sana? Ya kadın, sen niye bana ne yapıp yapmamam gerektiğini söyleyip duruyorsun? Şöyle açıklayayım Cemil'cim. Çünkü sen bazen ne yapıp ne yapmaman gerektiğini... bilmiyorsun Cemil. Bir sus be. Ay! Kız bu Behçet Vurguncu! Cemil, bu var ya azgın teke. Geçen de... Ama bak geçen de metresine 200 bin liralık cip aldıydı bu. Vallahi. Gariban karısı da evde bekliyordur zavallı. Vay be kardeşim be, vay be. Bu hayatta ne mallar var. Ya insan kendi parasını böyle sokağın ortasına haraç mezat dağıtır mı be kardeşim? Yok. Ya ne demiş atalarımız? Zenginin malı Cemil'in çenesini yorarmış. Ay! Aynı atalarımız Melahat Hanım demiş ki dişi kuş yuvayı kurar. Hani nerede? O ne demek? O şu demek Melahat Hanımcığım. Ha. Senin makyaj malzemelerine, kıyafetlerine harcadığımız para olsaydı... Bak dikkatini çekerim, olsaydı diyorum çünkü yok. Aha bu adam kadar zengindik biz şu anda biliyor musun? Cemil'cim, hayatta her şeyin bir bedeli var. Bu mudur yani? Budur. Getirdin mi lan paraları? Bugün yarın elinde abi. Hiç merak etme, halledeceğim abi. Merak etme. Abi ne lan? Neyi hallediyorsun? Nerede paralarım he? Abi ben tefeye vermiştim. Sonra tüfeği yükselince öyle oldu abi. Benim paralarımı tefeye verdin he? Verdim abi, öyle oldu. Dön arkanı lan. Anlamadım abi. Dön lan! Abi yüzünden bir hayır görmedin. Hayır görecek. Dön lan! Abi tamam abi. Siz de yumurtaları getirin lan. Abi yumurta ne olacak? Omlet yapacağım lan. Abi gözünü seveyim. Abi paçamı bozdum. Abi, abi ya bak gözünü seveyim. Ben halledeceğim bak. Abi valla halledeceğim. Abi. Abi ne oldu?
Yap bir şey. Abi şeyde ne oldu? Şeyini şey ettirmeyin lan, sistematik cahil. Çabuk bana bir pantolon bul. Nereye gidiyoruz? Tahsilata. Gülistan bu ne? Ne nedir Cemil abi? Bu diyorum kafenin ortasındaki gölet ne? Sudur. Vallahi mı? Vallahi sudur. Ver şunu ver. Ver şu paspası. Yahu bir müşteri gelse, bu suya bassa, ayağa kayıp yere düşse, kafasını patlatsa, bize tazminat davası açsa ne yaparız Gülistan? Cemil ama demin de konuştuk ama. Ne aması ne aması? Ablaya ben burada işimi yapıyorum. Ekmek paramı kazanıyorum, o da böyle King Kong gibi bağırıp duruyor. Ağlama kuzum ağlama. Ya Melahat nasıl paspas yapılır onu gösteririz herhalde. Zaten olmuş ortalık keban barajı. Cemil. Ne? Çok kötüsün. Kötüyüm. Ben kötüyüm öyle mi? Evet. Ne zamandan beri işçilerini ikaz eden patronlar kötü oldu Melahat Hanım? Sen bu kafeyi açtığından beri. Gel. Allah aşkına. Ben bu kafede kimseye hiçbir şey söyleyemeyecek miyim ya? Bana söyleyebilirsin mesela. Cemilciğim. Bu ne gerginlik ya? Gel seninle içeride koparan dolaşalım. Kolpamatik Cemil. Olur abi. Yürü. Yürü bakalım. Abi bak açıklayabilirim. Vallahi diyorum kafeyi satılığa çıkarttım ya. İki gözün nuru aksın ya. Yaşar. Abi. Yaşar. Abi yavaş. Gözünü seveyim. Yavaş abi. Abi bak. Oha. Hani bu hafta ödeme yapıyordun lan? Kaç aydır oyalıyorsun bizi? Abi kafeyi satılığa çıkarttım. Daha ne istiyorsun benden ya? Ne mi istiyorum? Ne mi istiyorum? Ulan Cemil sana iki gün mühlet. İki gün içinde 150.000 liramı getirmezsen o zaman göreceksin ne istediğimi. Koparango! Koparango abi. Önünüze bakın lan! Yürüyün. Gittiler mi abi? Bilmem. İstersen bir bak. Bakmayın dövüyorlar. Ne oluyor lan burada? Gitmişler. Şükür. Oh be. Lan bana bakın. Bu olaydan birine bahsederseniz var ya. Bitiririm lan sizi. Bir durum varsa halledelim patron. Neyi hallediyorsun lan sen? Git masaları hallet. Fır fır. Alo? Alo. Tertip, ne haber ya? Sen kimsin lan? Cemil Poyraz ben, asker arkadaşın Tertip. Şimdi Tertip, şöyle bir durum var. Benim nakit akışında bir sıkıntı oldu son dönemlerde de. Diyorum ki acaba sende de varsa 150.000 TL'cik bir borç alsam senden. Ya halam, geri ödeyeceğim hemen diyorum ya. Çok acil lazım oldu. Vallahi olsa baban hatırına verirdim aslında. Ama kriz beni de vurdu. İflas ettim yani. Kusura bakma Cemil'ciğim. 150.000 lazım. 6 ay önce aldığım 5.000 TL'yi verdin mi ki beni arıyorsun şerefsiz? Halam. Alo. Gülistan hadi. Abla dur abla. Ne oldu kız? Ayağım burkuldu. Cemil ne oldu biliyor musun? Bilmiyorum, bilmek de istemiyorum. Cemil, Gülistan'a araba çarptı biliyor musun? Oh, iyi olmuş. Arabada bir şey var mı? Cemil çok kötüsün. Çarpan kim biliyor musun? Kim? Şeytan mı çarpmış? Benim. Aman efendim kimler gelmiş? Fakirhanemize hoş geldiniz efendim. Merhabalar. Merhaba. Ben Behçet Vurguncu, eski müteahhit, yeni sanayici. Evet efendim, ben de eski işletmeci, halen işletmeci Cemil Poyraz. Ay oturmaz mısınız? Evet, buyurun efendim. Buyurun. Aslında bu koltuk daha rahat. Buraya buyurun efendim. Kahve içersiniz değil mi? Şekersiz lütfen. Tamam. Cemil'cim seninki orta şekerliydi. Hayır. Şekersiz. Yahu 20 yıldır öğretemedim. Bu kadının algılaması biraz geç oluyor galiba değil mi Behçet Beyciğim? Kaza için çok üzgünüm gerçekten. Ama küçük bir sarsıntıyla atlattık. Hiç önemli değil efendim. Giden gitsin. Kalan sağlar bizimdir. İşleriniz nasıl? İyi vallahi ne olsun. Çorba kaynıyor işte. Neyse.
Bu sabah haberlerdeydiniz. Hayır Hasenat işleri. Ay kahveler geldi buyurun. Afiyet bal şeker olsun. Ne kadar da çabuk. hayatım diyorum sen de içeri geçsen. Hani bizim sürü başı boş kalmasın değil mi? Biz de böyle Behçet Bey'le baş başa kalsak bir sohbet etsek. Hadi tamam. Tekrardan afiyet olsun. Behçet Beyciğim izniniz olsa size bir şey sorabilir miyim? Tabii canım sorabilirsiniz. Hani siz böyle zengin, güçlü, başarılı bir iş adamısınız ya. Diyorum ki bunun bir sırrı, bunun bir formülü var mıdır acaba? Yaklaş. Yaklaş. Şimdi beni iyi dinle. Zengin olmanın tek bir yolu var. Nedir? Ruhunu şeytana satacaksın. Şeytana mı? Hani yani bildiğimiz şeytana mı? Bildiğin şeytan işte. Bildiğin şeytan ha? Sonra? Ruhunu satacaksın. Sülalemi bile satarım. Ama iyi de bu şeytan herkesin ruhunu alır mı? Almaz mı efendim? Hele biraz da kötü ruhluysanız zaten sorun yok demektir. Ya bu şeytan efendi benden kötü bir ruh mu bulacak? sattım gitti. De, nasıl ulaşacağız bu şeytana? Bende kartviziti var, veririm size. Ondan sonrasını kendi aranızda halledersiniz artık. Peki son bir sorum daha var Behçet Bey size. Acaba diyorum ki ben kaç para ederim? Yani ruhum kaç para eder? Vallahi ben 5 milyona satmıştım. 5 milyon mu? Kart alayım. Ha. Yalnız unutmaman gereken bir şey var. Şeytanı yalnız kenara. Çünkü şeytan sadece sen yalnızken gelir. Yalnızken. Yoksa gelmez. Tamam. 666'nın başında kodu var mı? Komik olmayın Cemil Bey. Teoman bugün önümü kesti anne. Ne istiyormuş? Ne bileyim ya. Saçma sapan konuştu yine. Aslında değil mi kızım? Cesaret edebilirim var ya, öldürürüm onu. Ama Cemil ama bak. Bir kafe aldın başımıza ne işler açtın. Allah aşkına sat kurtulalım artık ya. Melahat Hanım o kafe varsa bugün aldığımız o borç sayesinde var. Doğru. Borçla kafe aldın. Borca girdi. Borç borcu doğurdu. Maşallah. Yine Maliye Bakanımız oldun değil mi? Hı. Oldum. Sayende. Kapı. Hı. Kapı. Zil çalıyor Melat. He. Zil çalıyor. Ben bakarım. Bir zahmet olacak kızım. İşte kalmadı. Ev sahibi. Gördüm kızım, gördüm de. Ne istiyor benden akşam anlamadım ki ya. Niye acaba? Niye? Su koy bana kızım, su koy. Selamun aleyküm Cemil. Aleyküm selam, aleyküm selam. Ne vardı? Vardı. Ne olacak? Paramı ver. Şerefsiz. Ya tamam ödeyeceğiz dedik ya. Şurada birkaç gün geciktirdik diye ne öyle hemen başımızın etini yiyorsun? Ne yiyeceğim lan ben senin katletini? Ne yiyeceğim ben senin katletini? Paramı ver. Hasbinallah. Tamam vereceğiz dedik. Tamam ben de şimdi diyorum. Paramı ver. Kirayı ver. Paramı ver. Kirayı ver. Paramı ver. Kirayı ver. Tamam vereceğiz dedik. Takıldı gene. Ya tamam diyorum. Ödeyeceğim diyorum. Sonra diyorum. Ha bak lan. Hı. Söylemeden geçemeyeceğim. Sen var ya. Çok çikinsin. Neyin ne? E vallahi lan. Çok çikinsin. Mesela bir şey değil mi? Senden güzel. Anlatmayacağım. Kaç göz çizip göstereceğim. Ana çok çikinsin. Hadi selametle hadi. Çikki. Divane aşık gibi de dolaşırım yollarda. Divane aşık gibi de dolaşırım yollarda. Kız senin sebebi ne? Yar senin sebebi ne? Kaldım İstanbullarda, kaldım İstanbul. Kız senin sebebi ne? Yar senin sebebi ne?
Kaldığım İstanbul'larda, kaldığım İstanbul. Ağzına sağlık baboş. Eyvallah, eyvallah. Baboş, benim anlamadığım şu. Niye gidip konuşmuyorsun sen bu kızla? Oğlum, patronumun kızı, anlamıyor musun? Vay, vay, vay. Sizin oralarda işverenin kızına iş vermiyorlar mı? He? Ayıptır yani. Hem ekmek yediğin yere ihanettir. Hem Cemil abi duysa var ya, beni lime lime eder arkadaşlar. Oğlum bak, buraya yazıyorum. Sen o kıza açılmazsan, o kız uzaklara elken açacak abi. Doğru söylüyor kardeşim. Ya git konuş kızla. Bak konuşmazsan en son ben konuşacağım, o olacak ha. Anlamıyorsunuz ya. Ben onu hak etmiyorum arkadaşlar. Didem çok güzel bir kız. Zeki, akıllı, hem hanımefendi. Hem de prenses gibi bir kız ya. Abi, aşağılık psikolojisi. Kesinlikle kardeşim. O 10 numara, bense 3 filanımdır ya. Vallahi sen 0'sın Şekip. Sen kocaman bir zerosun abi. Aynen öyle abi ya. Tabii bir ya. Kız kendine güvenen erkeği sever. Kendini aşağılayana değil. Oğlum, kendine güven. Git, saldır ve o kızı al babuş. Ah, ah. Bunu nasıl yapacağımı bir bilsem. Çok basit kardeşim. Bu, Didem beni sevmiyor. Didem beni sevmiyor. Olmaz, tamam mı? Çıkacaksın kızın karşısına adam gibi. Gel bir tanem. Alacaksın şöyle. Gel bir tanem. Gel. İşte o benim diyeceksin. Yani ayaklarını yerden kesecek kişi benim diyeceksin. Anladın mı? Çok romantiksin. Ne yapıyor bunlar ya? Kimse borç vermedi değil mi? Vermedi. Vermezler. Üşenin dostu olmazmış. Şu halimize bak. Ay Cemil, yapma ama. Ne varmış halimizde? Vallahi bak, Allah günah yazar. Mutluyuz. En önemlisi sağlığımız yerinde. Şükret. Yapma. Çok sıkıldım be Melahat. Bu orta yollu hayattan, kafeden, ezilmekten, bükülmekten çok sıkıldım. Ne istiyorsun? Ne mi istiyorum? Zengin olmak, güçlü olmak, paraya para dememek. He. E sen şimdi paraya para demezsen, karıya da karı demezsin. Ne alakası var ya? Şşt Cemil. Hı. Bak bana. Bak. Dünya güzeli bir karım var. Çok cici bir kızım var. Ne istiyorsun? Hı? Sen güzelliğinle övünme devam et hayatım. Ben yatıyorum. İyi, ben de gelirim. Zevksiz. Güzelim tabii. Şeytan hattına hoş geldiniz. Ruhunuzu satmak için 1'e, teknik sorunlar için 2'ye, cehennemin dibi için 3'e basınız. Yapacağınız görüşmeler ileride inkar etmemeniz için ses kaydına alınacaktır. Beni mi aradın? Çek lan şunu. Egzorsist mi çekiyoruz burada? Salak! Harbi şeytansın lan sen. Evet. Şeytan. Devil. Exorcist. Lucifer. Kaslı, seksi, muhteşem şeytan. Sen de aşağılık, karaktersiz, ırz düşmanı, şerefsiz Cemil Poyraz'sın. İyi de sen böyle biz gibisin, insan gibisin.
Boynuz kuyruk falan mı bekliyordun? Yuh! Küfür ettin. Size küfür etmeyi ben öğrettim salak. Doğru ya. Nasıl buldun beni? Salağın önünde gidenisin Cemil. Neyse. Sadede gelelim. Malum daha gidilecek çok yer, alınacak çok ruh, kötülüğe sürüklenecek daha çok insan var. Evet. Neyse. Şimdi söyle bakalım. Seninki kaç para? 5 milyon. Oha! Sır! Sen hiç aynada şu sıfatına baktın mı? Kim bu sıfata 5 milyon verir? 3 milyon. Temizinden bir 500 çalışır. Yok artık. O kadar da değil ya. Hayır. Hayır da satmam. Tamam tamam. 1 milyon. Güzel. 1 milyon bana yeter de artar. İnsanoğluna çok bile. Değil mi? O zaman anlaşma gelsin. Gelsin gelsin. Neyse. Yardımcımla tanış. Anna, Cemil. Cemil, Anna. Anna'nın. pek de küçükmüş sözleşme. Ama gerek var mı? Yok canım, bunlar formalite zaten. Ne gerek var? İmzala. Barafta atıyoruz değil mi? Tarkan bile ömrü hayatında bu kadar imza atmamıştır be. 12 daha kalın da. Hadi ya. O da mı? Siz insanlar nasıl söylüyorsunuz? Hepimize hayırlı uğurlu olsun. peki para? Ha para. Anla. Para hazır Cemil. Sen de hazır mısın? Hazırım. Da acıyacak mı? Hayır. Hiçbir şey hissetmeyeceksin ruhsuz herif. Şimdi gözlerimizi kapatalım. Ha bu arada. Hı. Bana ihtiyacın olduğunda kendini tokatlaman yeterli. Tokatlayayım mı? Adını söylesem yetmez mi ya? Hayır. Olmaz. Tokatlayacaksın. İyi de zaten sana artık niye ihtiyacım olsun ki? Zenginim ben. Sen öyle san. Efendim? Neyse, ağzımızı açalım şimdi. Oha! Ruhumuzu sattıysak şerefimizi satmadık şeytan efendi. Ulan şeytan ben miyim, siz misiniz anlamıyorum. Ya sen ne fesat bir herifsin. Eğer öyle bir niyetim olsa ağzından başka daha fantastik yerlerim var açtıracak. Şimdi aç lan ağzını. Neredeyim lan ben? Şeytan? Anna? Para? Bebeğim. Oh, Allah! Duydun kalk içeri gel. Demir bu çanta ne? Çalışma sen. Hadi kalk içeri gel. Hala. Şimdi söyleyeceklerim iyi mi? Ne oldu be? Çocukları sabah erkenden arıyorsun. Kafeye topluyorsun. Tamam. Toplantı yapacağım. Tamam. Ne toplantısı ya? Konuşacaklarım var. Tamam.
Gel Gülistan gel. Aradım da telefonun kapalıydı. Şarjı bitmiştir abla. Ne oldu ki? Cemil. Konuşacakları varmış. Ya alemsiniz. Bunun için toplanmaya ne gerek var? O adam hep konuşuyor. Cemil abi geldi. Selamun aleyküm. Kahve milletinin insanları. Cemil ne oluyor Allah aşkına sabah sabah? Şimdi söyleyeceklerimi çok iyi dinleyin. Size bir iyi, bir de kötü haberim var. İyi haber. Piyangodan 1 milyon lira çıktı. Ay zengin olduk. Bravo, bravo. Kötü habere gelince... Artık eski Cemil yok. Olsun. Bence iyi haber bu. Melahat, pılını fırtını topla. İşlemleri başlatıyorum. Yarın boşanıyoruz. Aman yapma. Şaka yapıyor. Bu hep böyle şakacı. Ben bunları... Bir sus be kadın. Ciddi bir şey söylüyorum burada. Gayet ciddi. Nasıl ya? Bugün bu sıkıcı hayatıma son veriyorum. Ne sıkıcı bir hayat. Sus ve dinle be kadın. Artık Gülistan'ın o sakarlıkları yok. Tako'nun o geri zekalıkları hiç yok. Hele hele Savaş Usta'nın o çok bilmiş tavırları var ya, o da yok. Cemil abi, bize bir şey yok mu? Var canım kardeşim. Al! Hepiniz hayatımdaki sürüklersiniz. Hepinizden nefret ediyorum. Alın bu uyuz yerde sizin olsun lan. Ben borçlarımı ödeyip hayatın dibine dibine vurmaya gidiyorum. Cemil. Saçmalıyorsun. Hiç de saçmalamıyorum Melahat Hanım. Benim bu yaptığımı herkes yapmak istiyor. Ama ya parası yok ya da cesareti. Artık bende ikisi de var. Hadi görüşmemek üzere. Abla gidiyor. Unutma Cemil. Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer kürkçü dükkanıdır. Ben o kürkü çoktan sattım. Kürkçüyle de işim olmaz artık. Hadi bana eyvallah. Cemil! Cemil dur! Ne yaptığını sanıyorsun sen Cemil? Her şey bu kadar basit mi? Bu kadar da basit Savaş Usta. Anlayamıyorum seni. Anlaşılmayacak bir şey yok Savaş Usta. Para bende, güç bende artık. Gücün esiri olmuşsun sen. Evet, gücü içimde hissedebiliyorum usta. Kendine gel Cemil. Bu insanlar seni seviyor sayıyor. Yıllardır sana destek oluyorlar. Onları böyle yüzüstü bırakıp gidemezsin. Gidemem ha? Gidemezsin. Ahan da böyle gidelim.
Ne istiyorsun lan sen? Kıyafetini beğenmedim. Yok ya. Şimdi de modacı mı oldun? Sana ne kardeşim? Para benim pul benim. İstediğim gibi harcarım. Ne harcarsın Cemil? Madde 13. Ruhunu şeytana satan kişinin tercihleri şeytan tarafından belirlenir. Başlayacağım anlaşmana da. Anlaşamaz olaydık. Şimdi ben bu 1 milyonu istediğim gibi harcayamayacak mıyım? Sabahleyin aslanlar gibi harcadım ama. Ben şeytanım Cemil. İşime geldiğinde işime geldiği gibi davranıyorum diyelim. Onu bunu bırak da ben seni bir giydireyim. Şöyle. Muhteşem duracak sende. Bak düşündü böyle. Daha da zengin gösterdi seni. Sen hep böyle dolaşacaksın lan. Her zaman değil canım. Ya şeytan efendi, ben istediğimi giyemeyeceksem, istediğimi yiyip içemeyeceksem zengin olmanın ne anlamı var? Çok para, çok şeyden mahrum kalmak demektir Cemil. Sen hiç mutlu zengin gördün mü lan? Doğru. Başka bir zengin beni arıyor. Gitmeliyim. Git tabii, git. Bugün sana bir kıyak geçeceğim. Vallahi mı? Ara ara müşterilerime böyle kıyak geçerim. Güzel. İstediğin her şeyi yapmakta özgürsün. Bak her şeyi değil mi? Her şeyi. Güzel. Taksi. Taksi. Şeytanın bol olsun. Da. Ulan bu şeytan her şey yapabilirsin dediği iyi güzel de bu işte olmaz. Aman. Hadi bakalım. Keyfimize bakalım. Ay sidiği tutulasıca. Ciğer bağrından sıcağı. Ya üzme ablam kendini. Her şey insanlar için. Ne demişler? Rabbime dönüp büyük bir derdim var diyeceğine, derdine dönüp büyük bir Rabbim var de. Bak kurban olduğum her şey düzelecek görürsün. İstemiyorum ki ben düzelmesin. İstemiyorum valla. Ne hali varsa. Ya usta, bu para insanı değiştirir derler de inanmazdım ha. Öyle bir değiştirir ki Gülistan. Maymuna dönersin, maymuna. Yok be usta. İçimde varmış o. Para bahane. Siz biliyorsunuz. Ben hep ailem için çalıştım, çabaladım. Sonunda tırtırcı olup çıktım. Tırtırcı. Ne yaparsın? Kadın dilinden anlamayanlar, kadınlara dırdırcı derler zaten. Anlayanlar ne der usta? Aşkım derler. Canım derler. Duy ağzına sağlık. Ne güzel söyledin. Merak etme sen Melan. Paralar suyunu çekince eninde sonunda buraya gelecek. Yok be usta. Bunun rahmetli babası da böyleydi. Para, para diye diye canını yedi. Ne olacak? Cama çıkan keçinin duvara tırmananın oğlu olurmuş. Hadi. Ben size bir şeyler hazırlayayım, mutfağa geçeyim. Üç ablam suyu. Didem, iyi misin? İyiyim canım. Cemil abi, bildiğin şerefsizmiş arkadaş. Kusura bakma Didem ya, öyle ağzından bir şey oldu da. Önemli değil. Yani birinin bunu söylemesi lazımdı zaten. Aşkım, derse geç kalıyoruz. Hadi gidelim. Tamam bir tanem. Arkadaşlar biz gidiyoruz, hadi. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz, görüşürüz. Arkadaşlar, biz ikimiz
İki kelime. Gidiyoruz abi. He ya, benim dersim bir saat sonra da. Takocuğum, ha, yanlış hatırlıyorsun. Şimdi senin dersin. Hadi. Hadi. Hadi kanka, kalk hadi. Kahve mi yarım kaldı abi ya? Allah cezanı versin. Kalk. Kalk. Didem. Şimdi sırası mı değil mi bilmiyorum ama benim sana söyleyeceklerim var. Hoş, neyin sırası neyin değil onu da anlayamadım ya. Tamam, dinliyorum Şekil. Didem, bak sen çok güzel bir kızsın. Hanımefendisin, zekisin. Yani kısacası kusursuzsun. Ama ben üçlük bir adamım. Üçlük ne Şekil? Yani sen on numarasın, ben üç numarayım. Saçmalama Şekil. Sen çok şeker bir çocuksun. Ben? Evet. Ben şeker bir çocuk muyum? Yani çok komik bir çocuksun. Vallahi ne diyeceğimi bilemiyorum. İstersen duygularına tercüman olayım Şekil. Olur. Sen benden hoşlanıyorsun. Bana nasıl baktığını görebiliyorum. Benimle konuşurken heyecanlanmandan. Yani ne bileyim, o içindeki saflıktan. Ama... Ama sen benimle çıkmazsın değil mi? Hayır, öyle bir şey söylemedim. Evet ama sen... Yani çıkar mısın, evet mi? Yani hayır. Son zamanlardaki durumları görüyorsun Şekil. Kafenin durumu, annemin hali. İstersen zamana bırakalım ha? Tamam. Olur, zamana bırakalım. Ama şey... Yarın bir çay simit falan kahvaltı yapalım mı? Tamam, tamam. Para tamam abi. 150 bin lira. Tamı tamına. Tek tek kendim saydım. Kontrol edin lan. Tamam, kardeşimize güvencimiz sonsuz ama. Eyvallah abi. Ama. Bu sahte baba. Nasıl sahte ya? Dalga mı geçiyorsun lan sen benimle? Dayak ustası yaptım anlamadın. Yumurta kırdın bana mısın demedin. Daha ne yapayım he? Abi bana iki gün müsaade et, ben halledeceğim abi. Sen hiç merak etme ya. Sana iki gün müsaade. Bir yanlış yaparsan anam avradım olsun, köyerim seni. Hadi lan. Tamam abi. Hadi. Dağıtmak için bütün gün elinden geleni yaptı. Tezgahın üstüne 10 keresini, masaları da kırptalı. Babamın yaptığına bir türlü anlam veremiyorum Savaş Usta. Daha birçok şeye anlam veremeyeceksin kızım. Film yeni başlıyor. Babam bugün bambaşka bir adamdı. Ruhsuz gibiydi sanki. Artık hepimiz biraz öyle değil miyiz? Az biraz ruhsuz. İnsan her zaman önce kendini düşünür. Bunu unutma. Doğru mu? Hadi. Gece oldu. Ben gideyim, yol uzun. İyi akşamlar Savaş Usta. İyi akşamlar. Gidiyor musunuz? Abbas yolcudur Melahat. Bana bakın kızlar. Bu gece çok güzel bir uyku çekiyorsunuz. Tamam mı? Yarın yeni bir gün olacak. Çok işimiz var. Hadi gidiyoruz. Hadi ablam, görüşürüz. Merak etme Melahat. Her şey çok güzel olacak. Didem. Yapma annem böyle. Yapma, hadi gül. Hadi. Ne yapacağız şimdi anne? Ne yapacağız biliyor musun? Önce bir çorbacıya gideceğiz. Ondan sonra böyle ana kız sarılıp kucak kucağa uyuyacağız. Ya babam? Babam ne yapıyordur şimdi? Hı? Ben onu Allah'a havale ettim.
bir fondip. Çok iyiymiş ya. Şimdi eğer hazırsanız öpücük fondip'e geçiyorum. O zaman öpücük fondip için bir countdown'u başlatıyorum. 3, 2, 1, 0. İşte öpücük fondip. Ah ulan ah be. Melahat sizi azıcık görseydi de kadınlık öğrenseydi ya. Evet teneffüs bitti. O zaman dersimiz başlıyor. Gelin bakayım gelin. Hoppa. İlk dersimiz coğrafya. Sever misin coğrafya? Önce şöyle şu tepelerden başlıyoruz. Yavaş yavaş dağlara doğru gidiyoruz. Dağlardan ovalara iniyoruz. Ovalardan akarsulara. Ama ben matematik istiyorum. Ne istiyorsun bebeğim, ne istiyorsun? Matematik istiyorum. Oo bebeğim. 333 ile mi başlayalım yoksa 69'un kareköküyle mi? 8.306 623 386. Nereden çıktı sen ya? Kaçaket kesiyoruz değil mi Pampa? Hani beni özgür bırakacaktın? Hani rahat olacaktım? Hani istediğimi yapabilecektim artık? Tamam canım, rahat ol. Ben şöyle geçerken bir uğrayayım dedim. Bu arada Esmer çok felaymış Pampa. Kendi kendine konuşuyorsun kuzum. Hayır kuzum, olur mu hiç öyle şey? Kısa bir aradan sonra hep birlikteyiz. Sakın bizden ayrılmayın. Şimdi... Neyse canım, nerede kalmıştık? 69'un karekökünde. 69, en sevdiğim sayı. İnsan gibi yürüyün lan, usulsüz develer. Abi yan basmış durumdayız, ne yapacağız? Bilmiyor musun oğlum? Abimizin her zaman için bir A, B, C, D, E, F, G planı vardır. Alfabe gibi adamdır abimiz. Ananın Çin alfabesi planı var Osman, uyar mı? Abi ben öyle demek istemedim. Ben diyecektim ki... Yaklaş. Bir kere de deme lan. Bir kere de deme. Abi sen demiyor musun benim B planım her zaman vardır diye? Tak. Ben onun için şey ettim. Tak. Hep şey ediyorsun zaten. Beni dinleyin lan paçangalar. Bu Cemil bizi hafif almış görünüyor. Sakla para numarası iyi numaraydı. Peynir ekmek gibi yedirdi bize. Yarın ilk işimiz ona ciddiyetimizi göstermemek olacak. Koperendo. Koperendo abi. Öldürelim mi abi? He hemen öldür bas elimi tetikçisi. Artistik yapma. Sen daha tavuk kesemiyorsun lan. Ulan mal. Öldürürsek parayı nasıl alacağız? He. Teoman abi. He. Abi bence kafeyi elinden alalım. Aynen öyle yapacağız zaten. Benim bir tanıdık var. Okuturuz ona. Haklısın abi. Bana bak. Yarın sabah ilk işimiz malzemeleri toplayıp kafeye gidiyoruz. Koperendo. Koperendo. İnsanız lan biz. Bu halimle. Tabii ki korkacağız. Ne yani? Davul zurnayla mı geleydim? Bu halim ne lan benim? Bu halim ne? O eli bir indirelim ilk önce. O el bir insin. Madde 69. Şeytana ruhunu satan kişi günde 1000 liradan fazla harcama yaparsa 10 yıl yaşlanır.
kural uydurma lan. Böyle madde mi olur? Nankör, nankör. 10 yılda yaşayacağın şeyi bir günde yaşadın. Öyle hızlı yaşamak istemiyorum. Sözleşmede böyle bir madde varsa benim niye haberim yok? Anlaşma önündeydi. Okuyaydın. İyi de sana güvendim ben. Bana. Şeytana. Evet. Şeytana güven olur mu oğlum? Kunde. Hey Allah'ım ya. Hey ya Rabbim ya. Amaç öğretmek, amaç öğrenmek. Demek bilmiyorum bana söylenme. Eğitim eğlence yapak öyleyse. Her türlü içeriği atak izlerse.